Samsun Devlet Opera Balesi Haldun Taner'in doğumunun 100. yılında ve ölümsüz eseri Keşanlı Ali Destanı'nı Samsunlu severlerle buluşturacak. Ve biz şimdi de Keşanlı Ali Destanı'nın genel provasının arkasındayız ve yönetmeniyle Melih Öztürk'le bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Ve oyunun iki önemli karakteri Zilha ve Ali, onlarla da birlikteyiz. Keşanlı Ali Destanı'nı çokça kez tiyatro sahnelerinde izledik ve şimdi müzikli oyun olarak Samsunlularla buluşacak. Neler söylemek istersiniz? Dediğiniz gibi daha önce tiyatrolarda yüzlerce kez sahne almış Keşanlı Ali. İlk defa bir operada opera sanatçılarıyla birlikte olacak. Bu çok heyecan verici gerçekten. Biz de çok mutluyuz, çok keyifli çalıştık 2 ay boyunca. Çok yoğun çalıştık. Bazen üzüldük, bazen çok sevindik. Son günlere geldik. Biz de merak ediyoruz tepki ne olacak. Hep beraber görelim. Provalarınızı izleme şansı da elde ettik ve sonrasında da gerçekten oyuncu arkadaşlarla olan iletişiminizi de gördük. Gerçekten keyifli bir süreç geçirdiniz sanırım. Çok keyifliydi. Normalde bir opera 40-45 gün civarında prova alıyor. Müzikal çalışmalar dahil. Ama bu böyle bir tiyatro oyunu çok daha yoğun bir çalışma gerektirdi. 2 ayı aşkın burada çalışıyorum. Çok keyifli çalışmalar gerçekleştirdik gerçekten. Bu yoğun çalışmalarda artık bitmek üzere. Son genel prova yarın ve cumartesi günü bütün seyircileri bekliyoruz. Teşekkür ederiz. Peki Ali karakteri, Keşanlı Ali. Neler söyleyeceksiniz rolünüzün hakkında? Keşanlı Ali benim meslek hayatımda bir ilk diyebilirim. Bundan 4 sene önce buraya İstanbul Name için gelmiştim Samsun'a. Samsun'un seyircisiyle buluşmuştum. Bu sefer de Keşanlı Ali için buradayım. Çok severek ve isteyerek geldim. Yani bir Keşanlı Ali oldum diyebilirim bu oyunu oynarken. Haldun Taner'in yazarlığı ve Yalçın Turan'ın müzik eşliğinde inanılmaz bir eser çıkmış ortaya. Melih Bey de bunu gerçekten çok güzel süsleyerek sahneledi. Bütün operacı arkadaşlarıma gerçekten gönülden başarılar ve tebrik ediyorum onları çok çok. Çünkü operacılar için gerçekten çok zordur tiyatral ağırlıklı bir eserde oynamak. Yani genelde hep şey söyleriz biz, bu tip tiyatral ağırlıklı eserler seslerimizi biraz aşağıya çeker diye. Ama canla başla hepsi çok gönül verdiler diyebilirim buna. Herkese çok çok teşekkür ediyorum. Bütün Samsun'u bekliyoruz Keşanlı Ali'ye. Zilha karakteri gerçekten oynamadan önce açıkçası biraz gerildim. Çünkü gerçekten çok büyük bir rolmüş. Oynamaya başladıkça da ne kadar büyük olduğunu anladım. Fakat gerçekten rejisörümüzle de arkadaşlarımızla da çok keyifli bir çalışma aşaması geçirdik. Hayatımda oynadığım en güzel rollerden birisiydi gerçekten. Her şey var içinde. Komiklik, eğlence, dram, her şey. Çok zengin bir eser. Haldun Taner'in unutulmaz bir eseri gerçekten de. Yalçın Turan'ın müzikleri. Gerçekten her şeyle dört dörtlük bir eser. Rejisörümüzle de çok keyifli, güzel bir çalışma yaşadık. Seyircilerimizi bekliyoruz. Peki, bol alkışlar, bol seyircili sahneler diliyorum o zaman ben de sizlere. Ve son olarak da yönetmenimize, rejisörümüze tekrardan bu oyun için mi Samsun'dasınız? Bunu yönetmek istiyorum. Daha önce Samsun'da bulundunuz mu? Evet, daha önce de bir çocuk oyunu yönetmiştim burada. Şimdi tekrar davet edildim ve çok mutlu oldum. Umarım tekrar gelirim. Peki Samsun seyircisini nasıl buluyorsunuz? Böyle de bir soru yönelteyim. Muhteşem gerçekten, samimiyetle söylüyorum. Ben de izleyici olarak geldiğimde kalabalığı görünce çok şaşırıyorum. Ve her ile nasip olur inşallah diyorum. İnşallah. Peki son sözlerinizi alayım ben de. Son olarak neler söylemek istersiniz? Son olarak operamız her zaman yaşasın. Tiyatromuz öyle. Sanatsız kalmasın ülkemiz. Bu kadar. Boş bırakmayın bizi. Ben yaşasın Keşanlı Ali, yaşasın Sinekli Dağ demek istiyorum. Geldi çat kapıya dayandı. Aa, aa.
oyun kabul eder ki. Ben sadece öyle hal hatır sormak için şey. Siz hatıra 4 yıldan 4 yıla sorarsınız ne hikmetse. Sen şimdi bizden o istersin. Teessüf ederim. Bizler vatan için. Malum malum. Harisi evden kaçmış. Adam da böyle sönmüş fenere dönmüş. İhya Bey doktorlara ne paralar yedirmiş nafile. Manavgol ediyorlar. Düşmanmış.